Dilan Çıtak da Photoshop kurbanı oldu diyor. Kimler olmuyor ki? Geçtiğimiz günlerde Halise'nin ablası yüzünden Hadise'nin vücudu bir yana doğru kaymıştı. Ebru Şallı'nın kukası böyle olması gerektiğinin iki katıydı. Bacaklar inanılmaz uzundu. Hep böyle konuşuluyordu. Bu kez de Dilan Çıtak Photoshop kurbanı olmuş. Kendi belini inceltirken sağdaki soldaki her şeyi inceltmiş. Ekrana getirebilir miyiz o fotoğrafı? Duvarları da yamulttu diye. Yani evet, çok riskli bir şeyin önünde çekmiş o fotoğrafı. Ama daha kötülerini gördüm ben ya bunun. Evet bak, yani arkadaki çok duvar. Çok başarısız değilmiş. Çok da başarısız değil yani. Genel olarak gerçekten başarısız değil yani. Daha kötüsünü de gördüm. Evet. Çok. Sen de kullanıyor musun Photoshop? Ya ben Photoshop kullanmayı aslında çok iyi biliyorum. Kullansam güzel kullanırım. Ama pek kullanmıyorum. Gerek duymuyorum. Senin ihtiyacın yok ki Photoshop'a. Yani bir kemiksin. Arkadaşım. Birazcık öyleyim. Tatlışta bir kızsın. Ya. Yani niye yapacaksın ki Photoshop? Ya Photoshop aslında bütün fotoğraflarda uygulanan bir şey. Hani hiçbir insan şu anda Photoshop kullanmadan fotoğrafını yayınlamıyor tabii ki. Hani ufak düzeltmeler biz yapıyoruz ama beli inceltme, işte belli kısımları kalınlaştırma, bacak uzatma falan. Bunlar zaten hani bilinen kişiler oldukları için direkt göze batıyor ve dalga konusu oluyor. Hı hı. Hani böyle şeyler onun için ben peki, tercih etmiyorum. Peki pürüzsüzlüğü kullanıyor musun? Pürüzsüzlüğü kullanıyorum. Kullanmaz olur mu? Filtresiz diye de paylaşıyorum. Evet. Yok, hayır, öyle paylaşmıyorum. Bildiğiniz filtreli diye paylaşıyorum. Aslında ben canlı yayın falan açtığım zamanlarda insanlar bana makyaj yapmıyorsun, neden yapmıyorsun, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Genel yaşantımda da makyaj kullanmayan bir insanım. Ters tepkiler almaya başladım. Şopsuz kullanırsam da böyle şeyler olacak mı diye düşündüm de kendim. Ama... Ama canlı yayında yapacak bir şey yok yani. Neyse o. Ya kızıyorlar. Bilmiyorum, çok garip garip tepkiler yani, alıyorum ben. Niye kızıyorlar, ben de bunu anlamıyorum. Ben sen de öyle anlamıyorum. Mutlusun. Demek ki sen rahatsız olmuyorsan onlar niye mutlu? Sen illa bir maskeni takıp mı açmıyorsun? Şey diyorlar, özensizsin. Hani ya zaten telefondan canlı yayın açıyorum. Hani evin içindeyim falan. Üzerimde benim pijamalarım var. Dün ben pijamanın üstüne kirpik falan takıyorum. Konuklarım gelmeden önce biraz böyle bir araştırıyorum onları. Bakıyorum neler yapıyorlar diye. Dün açtım baktım, şarkı söylemeye çalışıyordum. Ben evet. Çalışıyordum ama tam anlamıyla çalışıyordum yani. Öyle kendi kendime şarkı falan söylüyorum. Ama kesinlikle toplum içinde... Asla. Ya çünkü... mesela şu an yayında söylesek söylemeyecek. Valla ben söylerim. Benim için sıkıntı yok. Seyirciler, seyirciler dinler mi? Mimim ama. Hani, yani direkt kanalın değil. Dün neyi söylüyordun sen yayında? Dediğim hala Şey Ezel diye bir sanatçı var. Çok yükselmelidir kendisi şu anda. Ben rap çok severim. Onun şarkılarına sardım bu sıra. Onu söylüyorum evde bağıra çağıra falan. Eğlenceli oluyor. Ama tabii hani bazen aşağıdan vuruyorlar falan. Aşağıdan. Artık diyorlar çok bağırmaya başladım falan. Sesimle televizyonu falan bastırıyorum ama. O derece. Öyle bağırıyorum. Hırslanıyorum kendim için. Yarışmadan kalma bu bastırma duygusu. Yok, ben şarkıyı çok seviyorum. Onun hadi söyle için... azıcık söyle. Tamam. Neyse. Bizim seyirciler. Ya, hayır, arkadan bir ses olsun. Ya çok özür diliyorum. Benim, sana bir orkestra kuramadım. Benim bu arada o yarışmada yarışırken bir konseptine uygun bir albüm yaptılar bana. Şarkı da orada hatta söyledim, dediler ki Öykü Serter şey dedi işte neydi ama şarkıcılık değil dedim, sadece konsepte uygun diye olsun diye bir de sizin platformu söyledim. Ünlüler platformu yaptınız işte, herkes kendi şarkısıyla geldi geçti. Mesela Hatice dedim bir türlü doyamadı, hiç kimse sizin konseptinize uygun yaptırmadı, onun için yaptım. Sonra 1000 tane de basıldı bunlar, albümleri kendi oyuncularıma hediye ettim. Ama ben mesela konser dediler, ben dedim çıkamam. Konsere mesela gidemem. O kadar diye. Yok, onun için bir şeyden dolayı gidemem. Şimdi hani ben sahnede hani her işi yaparım ama sahnede kendimi hiç görmüyorum. Ay, ben olmaz. Görüyorum. Albümüm de var biliyor musun ama hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünmüyorum. Sen de var mı böyle bir hayal? Aa, ben ses olsa ben... Yanımda koşa koşa böyle deparata ata giderim de işte ses yok. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor.